ısı ile ilgili olarak yargıların hangileri doğrudur demiş. SI birim sistemi birimi kalori demiş. Hayır arkadaşlar SI birim sisteminde birimi jül diye geçiyor. O yüzden birinci attık. Kalori ısı birimi olarak kullanıyor ama SI'daki birimi jül. Sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerji demiş. Evet aynen öyle geçiyor. Maddenin içinde bulunduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına iç enerji. Sıcaklık farkından dolayı aktarılan iç enerji ise ısı deniyor. O yüzden transfer şart ısı ile ilgili önemli tanım burası. Termometre ile ölçülür demiş. Hayır termometre sıcaklık ölçer. Kalorimetre kabı ile hesaplanır. O yüzden cevabımız yalnızca ki yani burs olacakmış deriz. Bazı fiziksel nicelikler ait tanımlar aşağıya verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen tanımlar hangi niceliklere aittir demiş. Bir maddeye ait atom veya moleküller ortalama kinetik enerjinin bir ölçüsüdür demiş. Yani sıcaklığın tanımı yapılmış aslında burada. Dolayısıyla birinciye sıcaklık diyeceğiz. İki sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olan cisme aktarılan enerjidir. Burada ısının tanımı yapılmış. Isıyla iç enerji kavramları birbirine karıştırılıyor arkadaşlar. Maddeye uçuran moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına iç enerji, sıcaklık farkından dolayı aktarılan iç enerjinin adını ısı denmiş oluyor. Üçte de bakın onu tanımlamış. İki de sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru aktarılan dolayısıyla ısı 3'te ise bir maddenin taneciklerinin potansiyel ve kinetik enerji toplamı demiş. Yani iç enerjiyi tarif etmiş dolayısıyla bize. O yüzden de cevabımız adan olacakmış deriz. Kaan soğuk bir kış günü uzun süre aynı ortamda kalmış ısıl denge durumundaki sandalyeden önce plastik sandalye sonra demir sandalyeye oturur ve Demir sandalyenin plastik sandalyenin daha soğuk olduğunu hisseder. Buna göre K'nın demir sandalyeyi daha soğuk hissetmesinin temel nedeni aşağıdaki hangisidir demiş. Arkadaşlar bakın cümlenin giriş kısmında yazıyor. Isıl denge durumunda. Isıl dengede ise o zaman iki plastik sandalyenin de kesinlikle birbirine eşittir. Oturduğumuzda onların sıcaklığını farklı algılamamızın nedeni ısı iletim katsayılarının farklı olması. Bunlar daha soğuk bir ortamdaymış. Vücut sıcaklığımız 36,5 derece, sandalye sıcaklığı soğuk bir ortam. Mesela 0 santigrat derece olsun hocam, vücudumuzdan onlara ısı geçiyor. Vücudumuza dokunan yerlerden oraya geçen hızı, ısı hızlı geçerse, o zaman biz orayı daha soğukmuş gibi algılıyoruz. Tam tersi de doğru, bunlar daha sıcak bir ortama konulduğu zaman da bu sefer demir sandalyeyi daha sıcak hissedeceğiz. Demir sandalyeden vücudumuza bu sefer ısı geçecek. O hızlı geçince de bu sefer o dokunduğumuz yer daha sıcakmış gibi algılayacağız. Nasıl ısı iletim kat sayısı ile alakalı. Demek ki demirin ısı iletim kat sayısı daha büyükmüş. Bu şık aramak lazım arkadaşlar. Ne demiş adı? Demir sandalye ısı sahasının demiş. ısı sahayla alakası yok. Demir sandalye sıcaklığını demiş. Aynı ortamda olduğu için sıcakları birbirine eşit olacak. Demir sandalyenin kütlesinin demiş alakası yok. Demir sandalye ısı iletim kat sayısı plastik sandalyeden büyük olması denizlidir deriz cevaba. Türdeş kahveli cisimlerine ait sıcaklık ısı grafikleri şeklindeki gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. L'nin sağası K'nınkinden büyük demiş. Arkadaşlar bunlara eşit ısı verdiğimizi düşünürsek bakın şöyle aldığımızda K'nın sıcaklığı L'nin sıcaklığına göre daha fazla artıyor. Dolayısıyla Q eşittir MC delta T'yi yazacak olursak M çarpı C çarpı delta T'den bakın bunlara eşit ısı verildi. Sıcaklığı K'nın fazla artmış. Demek ki K'nın ısı sahası daha küçük demektir. Yani L'nin ısı sahası daha büyük olacakmış K'nın ısı sahasından. Tabii kütlesi mi büyük yoksa öz ısı mı büyük yoksa X'den büyük L'nin ki onu bilmiyoruz tabii ki. Ne demiş L'nin ısı sahası K'dan büyük mü? Evet büyük. Sıcaklıkların eşit miktarda arttığımız için L'ye verilen ısı miktarı K'dan büyük olmalı demiş. Evet L'nin ısı sahası büyük olduğu için MC ise eşit miktarda sıcaklık artışı için daha fazla ısı vermek gerekecek. Doğru. Kütleleri eşitse K'nın özsü daha büyüktür diyor L'ninkinden. Bakın arkadaşlar kütleleri eşitse pardon daha küçüktür diyor. Kütleleri eşitse CL büyüktür CK olmuş olur. Kütleleri buradan atarsak CL daha büyük olacak CK'dan. Burada da öyle söylüyor zaten. Bu da doğruymuş. Bize hatalı olanı soruyor. Eşit miktar ısı aldıklarında K'nın sıcak değişimi daha büyük olur demiş. Bakın formülü tekrar yazıp onun üzerinde görelim isterseniz MC delta T diye. Eşit miktarda ısı verdiğimizde K'nın sıcak değişimi fazla olur diyor. K'nın ısı sahası küçük de o zaman sıcak değişimi ne yapacak arkadaşlar? Fazla olacak deriz. Dolayısıyla doğru olmuş oldu. kabile cisimlerine aynı maddeden yapılmış olamaz demiş. Hayır olabilir. Çünkü MC'si daha büyük ama L'nin acaba kütlesi mi büyük, özüsü büyük yoksa X'de mi büyük onu bilmiyoruz. O yüzden burası yanlış olacak. Cevabımız Edirne deriz. Şekil 1'deki birinci düzenekte iç yüzü yansıtıcı küresel yüzeyin odağına yerleştiren tencerenin sıcaklığın zamanla arttığı gözleniyor. Şekil 2'deki ikinci düzenekte yanmakta olan ocağa bırakılan tavanın tabanından suyu, suyun yükselip yüzeyinde bundan suyun tabana indiği gözleniyor. Buna göre şekil 1'de tencerenin ısınmasını sağlayan şekil suyun hareketiyle meydana gelen ısı aktarım yolları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bakın güneş ışınları geliyor, yüzeye çarpıyor ve tencereyi aşağıdan ısıtıyor. Değil mi? Dolayısıyla ışıma yoluyla, radyasyon yoluyla yapmış oluyor bunu. O zaman birincisine ışıma diyeceğiz. A ya da B olacakmış. Diğerlerini eledik. İkinciye baktığımızda sıvı kendi içinde ısınan sıvı yukarı doğru taşınıyor. Buna taşıma ya da konveksiyon diyeceğiz. Diğer adıyla o zaman konveksiyonu vermiş. Dolayısıyla cevabımız Adana olurmuş deriz. Bir kişi elini yanmakta olan mum alevine x kadar yaklaştırdığında elinin ısınmadığını hissetmesine rağmen elini mum alevine şekil 2'deki gibi yaklaştırdığında ve şekil 3'teki gibi kaşığı tuttuğunda elinin ısındığını hissediyor. Buna göre şekil 2 ve şekil 3'teki 2 ve 3 durumlarında elin ısınmasını sağlayan en etkili ısı aktarım yolları nedir diye söylemiş. Arkadaşlar mum alevi burada yandığında ikincisinde hava molekülleri ısınacak yakın olanlar onlar ise enerjisini yukarıya taşıyacak. Dolayısıyla taşıma yöntemiyle diğer adıyla konveksiyon yöntemiyle ısınma gerçekleşecek. O zaman ikinci konveksiyon ya da taşıma ismini aramak lazım. Konveksiyon diye vermiş. Üçüncüsüne baktığımızda metal burada ısınıyor. Metal molekülleri birbirine dokunacak şekilde ısıyı yan taraflarına aktardığı için buna iletim yoluyla deniyor. O yüzden bu da iletim olacak. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olurmuş deriz. Kinetik enerji sürtünme yoluyla ısı enerjisine dönüştürülebilir. Şekil metal tel sürekli olarak büküldüğünde bükülen bölge ısınıyor. Şekil 2'de metal paraya çekişte sürekli olarak vurulduğunda metal para ısınıyor. Şekil 3'teki bisiklet tekerleğine hava pompalandığında sübabın sıcaklığın arttığı görülüyor. Buna göre bir iki üç durumun hangilerinde kinetik enerji dönüştürülerek ısı enerjisi ortaya çıkmasına neden olmuştur diyor. Arkadaşlar kinetik enerji cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye deniyor. Dolayısıyla birincisi de ileri geri hareket ettirilerek hareket enerjisi yani kinetik enerjisi ısı enerjisine dönüştürülmüş. İkincisi de çekiçini yukarı aşağı hareket ettirilerek kinetik enerji ısı enerjisine dönüştürülmüş. Üçüncü de bakın o hava pompaladığımız yer bakın ileri geri hareket ettirilerek yine hareket enerjisi ısı enerjisine dönüştürülmüş. O yüzden 1, 2, 3, 3'ü de olur deriz. Kalınlıkları ve boyları eşit işte olan X, Y, Z metal çubukları şekildeki gibi birleştirildikten sonra ısıca yalıtkan iple asılarak şekildeki gibi dengelenmiştir. Sistem A noktasından ısı aktarım sabit mum ile ısıtıldığında özdeş KLM mumları aynı anda erimeye başlıyor. Buna göre XZ metal çubuklarının yapıldıkları maddenin ısı iletim kat sayıları arası ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar hangi yolları kat ediyor bir bakalım isterseniz. K'ya giderken X Y ve Z'yi kat ediyor. Yani X artı Y artı Z'nin ısı iletim hızı eşit olacakmış. Kime L noktasına giderken iki tane X bir tane Y kat ediyor. Dolayısıyla iki tane X artı Y'nin iletim hızına bu da eşit olacakmış. Bakın M'ye giderken üç tane X kat ediyor. Dolayısıyla üç X'in iletim hızına. Mesela bir ile ikinciye bakacak olursak X'ler birer tane ortak, X'leri birer tane atarsak Y'ler de ortak, Y'ler de atarsak o zaman Z, X'e mecburen eşit olmuş olacak ısı iletim kat sayısı. 2 ile 3'e bakacak olursak da 2 ile 3'e baktığımızda tekrardan yazalım isterseniz. 2 tane x artı y'miz var. Eşittir 3. de 3 tane x'imiz var. 3x ile 2x birbirini götürürsün. Sağ tarafta x kaldı. Sol tarafta y kaldı. O zaman y'nin ısı iletimiz de x'inkine eşit olacakmış. x de z eşit olduğu için dolayısıyla 3 de birbirine eşittir diyebiliriz bu anlamda. Yani cevabımız Edirne olacakmış. Suyu türdeş olan oldukça derin bir gölün düşe kisti şeklindeki gibidir. 1 Nisan ve 1 Ocak tarihlerinde gölün bazı noktalarındaki sıcaklık değerleri sırasıyla şekil 1 ve 2'deki gibi olup bu tarihlerde göldeki su kütleleri eşittir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur diyor. Farklı hava koşullarında gölün dibinin sıcaklığının sabit olması gölün dipten donmasına engel olur demiş. Evet arkadaşlar hava çok sıcak da olsa çok soğuk da olsa artı 4 santigrat derecede su en büyük özgürlüğe sahip olduğu için artı 4'e gelen su dibe iniyor. O yüzden de dipteki su sıcaklığı artı 4 olarak korunmuş oluyor. Hiçbir zaman yukarı çıkmıyor dolayısıyla. O yüzden de göller donarken de üstten donuyor. Aşağı üstlisi küçülüp büyüyüp de inemeyeceği için üstten donmuş oluyor. Dolayısıyla birincisi doğru. İki, suyun sıcaklığı sıfırdan 8'e kadar artırılırken özkütesi önce artar sonra azalır demiş. Bununla ilgili bir grafiğimiz var. İsterseniz onun üzerinde göstereyim. Şurasına özküte, burasına da sıcaklık dersek arkadaşlar su artı 4 santigrat derecede en büyük özküteye sahip. Yani şöyle bir grafik çizebiliriz. Burası artı 4. Hatta 0 ve artı 8'de ise öz kütleler birbirine eşit olur diyebiliriz. Yani 0-4 aralığında suyun özel durumu var. Normalde herhangi bir sıvının sıcaklığını arttırdığınızda hacmi artar öz kütlesi azalır. Ama su 0'dan 4'e çıkarken hacmi azalıp öz kütlesi artıyor. Artı 4'ten sonra normal sıvılar gibi davranıyor. Buna da suyun özel durumu deniyor dolayısıyla. O yüzden birincisi ikincisi de doğru olmuş oldu. 0'dan önce 4'e çıkarken öz kütle arttı sonra azaldı dolayısıyla doğru. 1 Nisan tarihinde gölün iç enerjisi 1 Ocak tarihinden fazladır demiş. Bakın sıvı kütleleri su miktarları eşit olduğunu söyle. M'ler aynı. İkisi de su için öz ısıları da aynı. Q M çarpı C çarpı T iç enerji dediğimiz. Şimdi kütle aynı özü aynı ama sıcaklık olarak baktığımızda 1 Nisan tarihinde 1 Ocağa göre sıcaklıklar daha fazla değil mi? Yani dipteki bölge artı 4 ikisi aynı ama üst taraflara bakarsak artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 diye gidiyor. Diğer taraf artı 3 artı 2 artı 1 diye gidiyor. O yüzden sıcaklığı fazla olunca iç enerjisi de fazla olacakmış deriz. O yüzden cevabımız 1 2 3 yani nedir ne olurmuş.